Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bütün milletimizin ve İslam ümmetinin üzerine olsun. Bu güzel çalışmanız dolayısıyla başta Enes Başkanımız olmak üzere bütün TÜGVA camiasını yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geçen sene Türkiye'de dirilişimizin, Türkiye'de yeniden yükselişimizin sembol isimlerinden birisi olan Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Fikriyatı üzerinde bir fikir kongresi oluşturulması. Hemen arkasından bu yılda Allah hayırlı uzun ömürler versin, Sezai Karakoç Üstad'ın diriliş fikriyatı üzerinden bir kongrenin düzenlenmiş olması son derece anlamlıdır. Ve bu bana bir yerde de bizim ta gençlik yıllarımızda, ortaokul lise yıllarımızdan da yapmış olduğumuz o çalışmaları hatırlatıyor. Enes Başkan'ın demin sayarken çok eskilere gittim, 1970'li yılların ortalarına. İslam'ın dirilişi, insanlığın dirilişi, diriliş neslinin amentüsü, İslam toplumunun ekonomik strüktürü, Hızır'la 40 saat ve diğerleri. Onları böyle hararetle okuduğumuz, büyük bir keyifle, aşkla okuduğumuz, böyle gruplar halinde tartıştığımız ve çok feyiz aldığımız günleri hatırladım. Bu aynı zamanda Üstad'ın ortaya koymuş olduğu, Sezai Karakoç'un ortaya koymuş olduğu fikirlerin de ne kadar kalıcı olduğunu, ne kadar sağlam ve güçlü bir fikir manzumesi olduğunu ortaya koyuyor. Rahmetli Necip Fazıl'a Allah'tan engin rahmet diliyorum. Bir fikir abidesi, bir aynı zamanda da İslam ahlakının yürüyen bir sembolü olan Sezai Karakoç üstadımıza da hayırlı, bereketli, sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bundan sonra da sözlerini kuvvetlendirsin diye temenni ediyorum. Tabii müsaade ederseniz sözlerime başlamadan evvel dün Enes Başkanım da ifade etti. Rahmetli amcam Hüseyin İlmi Kurtulmuş, onu defnettik. İlmi amcam Cağaloğlu'nda Fatih Yayın Evi matbaası vardı. O zaman bizim camiada belki de ilk matbaalardan birisiydi. Rahmetli Üstad'ın kitaplarını, Sezai Karakoç'un kitaplarını, Milli Türk Talebe Birliği'nin kitaplarını, efendim İslam Medeniyeti Mecmuası'nı ve diğer bizim camiamızın kitaplarını, dergilerini bastığı günleri hatırlarım. Onun yayın evi Ali Baba Türbe Sokak'ta. İki tane girişi vardı. Bir ön kapıdan girişi, bir de hanın içerisinden girişi. Orası bir mektep gibiydi. Bu bahsettiğimiz isimler ve diğerleri oraya gelir. Orada sohbetler yapılır, tartışmalar yapılır. Ben de genç yaşlarımda, çocuk yaşlarımda oralara mümkün olduğunca gidebilmeye çalışırdım. Tabii amcam rahmetli o yayın evini açarken rahmetli dedem, merhum binbaşı Numan Kurtulmuş'un çoğunuz tarafından, hepiniz tarafından bilinen o meşhur Amentü Şerhi kitabını ve diğer kitaplarını, yani ilk Latin harfleriyle yazılmış ilmal kitabı olan o kitabı basmak için kurmuş ve sonunda da böyle hayırlı hizmetlere vesile oldu. Ve tabii çok kimse anlatmıştır bize, amcana gelir bir şey basardık, işte bir dergi basardık, bir kitap basardık. Kağıdı kendisinden, matbaa kendisinden gidin satın, satarsanız parasını alırım dermiş ve kimseden de doğru dürüst para da almazmış. Böyle de bir şey vardı. Rahmetlinin Sezai Bey'le de çok yakın dostluğu, arkadaşlığı vardı. Hatta en son Diriliş Gazetesi günlük basılırken amcamın matbaasında basıldı. Tabii Sezai Bey çok velut bir kaleme sahip olmasına rağmen baş makaleyi gazetesinde kendisi yazar. Bazen de gece geç vakitlere kadar baş makale çıkmaz, yani insan nihayetinde. Ve ben de birkaç gece hatırlıyorum. Gece 1'e 2'ye kadar Sezai Bey makaleyi, baş makaleyi yazmak için bekler. Makaleyi yazdıktan sonra dizilir. Yarın çıkacak olan gazete basılır. Ve Allah rahmet etsin, amcam da Sezai Bey'i alır evine bırakır. Ondan sonra kendi evine giderdi. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle bütün geçmişlerimize rahmet diliyorum. Amcamın vefatından itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere taziyelerini belirten bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Az evvel hem Enes Başkanımızın hem de Enes Başkan konuşurken altta taziye dileklerinde bulunan bütün TÜGVA'lı kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin. Bu güzel kongre vesilesiyle böyle
telekonferans vasıtasıyla da olsa sizlerle birlikte olmak benim için de bir çok önemlidir, bir onurdur. TÜGVA'nın her türlü çalışmalarında peşinen destekçisi olduğumuzu bir kere daha teyit etmek isterim. Çünkü bizim için nesillerimizi diriltmek, yeniden ayağa kaldırmaktan başka hiçbir çare yoktur. Türkiye'nin hiçbir bunun dışında da hiçbir kurtuluşu yoktur. Ben de müsaade ederseniz vaktinizi çok almadan slogan olarak koyduğunuz, motto olarak koyduğunuz devrim yok, diriliş var'dan başlayarak söze girmek isterim. Malum devrim var olanı yıkmak, onun yerine bir şey koyabilirse koymak, koyamazsa eskiyi yok etmek üzerine inşa edilen bir fikriyattır. Zaman zaman dünyadaki devrim tarihlerinde başarılı bir takım sonuçlar elde edilmişse de maalesef Türkiye'deki, özellikle Türkiye'deki devrim meselesi, devrimcilik meselesi yapıcı, inşa edici, ayağa kaldırıcı bir özellikten ziyade eskiye ait ne varsa onu yok eden, onu ortadan kaldıran ve onun yerine de bir şey koyabilme başarısını gösteremeyen bir fikri çizgi ve izlek takip etmiştir. Ve ne yazık ki aslında Türkiye'deki devrim ve devrimcilik meselesi 2 asırlık Türkiye'nin batılılaşma serüveninin bir parçasıdır. Özellikle burada Muhammed Kutup'un bizim gençlik yıllarımızda söylediği bir sözü hatırlamak istiyorum. Türkiye'de ve İslam dünyasında bu anlamda devrimcilik, hatta o sosyalizm derdi, solculuk Amerikan sosyalizmidir, Amerikan komünizmidir derdi. Yani birilerinin bu coğrafyayı yeniden dizayn etmek için halkı, özellikle elinden iş gelen yürekli, cesaretli gençleri kendi köklerinden uzaklaştırmak için kullanmış olduğu bir fikri çizgi oldu. Türkiye'de 2 asırdır bir mücadele veriliyor. Mücadelenin bir tarafında Türkiye'nin yeniden kendi kökleri üzerinde yükselebileceğini, yeniden güçlü büyük bir medeniyet olabileceğine inanan ve bunun için fikir alanında, siyaset alanında, eylem alanında elinden geleni ortaya koymaya çalışan bir fikri çizgi var. Bu aslında bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı, nesiller içerisinde farklılık arz etse de, yani o dönemin şartları içerisinde farklı konuları gündeme getirse de aslında birbirini takip eden bir siyasi çizgidir. İşte bu çizginin içerisinde rahmetli Mehmet Akif'i, Şeyh Benderzade'yi, Eşref Edip'i, Necip Fazıl'ı, Sezai Karakoç'u, Cemil Meriç'i ve diğerlerini bu çizginin önemli halkaları olarak addetmek lazım. Diğer tarafta da Türkiye'nin köklerinden uzaklaşmaya bir yenilgi psikolojisiyle hareket eden, biz yenildik. Kime karşı yenildik? Batı'ya karşı yenildik. O zaman Batı'da ne varsa bunu alalım, kabul edelim, bunu kendimize böyle tabir caizse bir kılıf gibi üstümüze geçirelim ve biz de batılılaşırız ve böylece modernleşiriz zanneden bir güruh Türkiye'de hep olmuştur. Yeni Osmanlılar, Genç Türkler, İttihat Terakki bunların siyaset ve fikir alanındaki uzantılarından sadece bir kısmıdır. Bunlar farklı zamanlarda farklı görüntülerle ortaya çıkmışlardır. Ve temel sloganda aslında temel tartışmada Tanzimat'ın o yıllarında yapılan tartışmadan farklı değildir. 2 asırdır aynı tartışmayı sürdürüyoruz. İslam mani-i terakki midir değil midir? Yani Müslümanlık değerleri, bu milletin değerleri gelişmeye, ilerlemeye, kalkınmaya engel midir, değil midir? Maalesef Türkiye'deki bu batıcı, modernist, hatta materyalist olan bu karşımızdaki düşünce çizgisi, bu çizginin bizim geri kalmamızın, yani İslam medeniyetinin geri kalmamızın en önemli nedeni olduğu, hatta bazıları için tek sebebi olduğunu iddia etmişler. Ve bundan kurtulabilmek için ellerinden ne gelmişse bunu ortaya koymuşlardır. Eskiyi yok etmek, eskiyi tahrip etmek, eskiyle irtibatımızı koparmak, geleneği, olumlu anlamda söylüyorum, olumlu anlamda bu ülkenin geleneğini bir tarafa bırakmak, bunun bu çizginin ne yazık ki ana şiarlarından birisi olmuştur. Çok açık bir şekilde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünya ölçeğindeki modernleşme serüvenlerinin içerisinde en çarpık olanı, en kişiliksiz olanı, en milletten kopuk olanı kuşkusuz Türk modernleşmesidir. Çünkü bizde modernleşme, örneğin Japonların modernleşmeden anladığından çok farklı bir şekilde anlaşılmış. Çok benziyor. Bizim modernleşme sürecimiz, Japonya'daki Meiji restorasyonları birebir neredeyse birbirine benziyor.
Japonlar gitmişler batıda bilim adına, teknoloji adına ne varsa bunu alıp getirmişler. Bizimkiler ise batıda kabukta ne varsa üstadın tabiriyle onu bulup getirmişler. Onu böyle bir elbise gibi giyip dış şartlarını, görünüşlerini değiştirerek, fikir dünyasını değiştirerek modernleştiklerini, ilerlediklerini zannetmişler. Şeyh Benderzade'nin şu güzel tespiti herhalde Türk modernleşmesini anlatan en önemli tenkittir. Diyor ki içimizde bir Fransız gibi raks eden, dans edebilenimiz, işte bir İtalyan gibi sanat eserlerinin önünde gezinenimiz, efendim bir İngiliz gibi şarap içen bilenimiz var ama bir uçak yapacak mühendisimiz, köprü yapacak mühendisimiz yok diyor. Tam da bu Türk modernleşmesinin temel eleştirilerinden birisi budur. İşte bu süreçte son iki asırlık yeniden kendi köklerimiz üstünde yükselebiliriz iddiasının Türkiye'deki Cumhuriyet döneminin en önemli isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Sezai Karakoç'tur. Bu kongrenin konusu olan, bu konferansın konusu olan. Diriliş fikriyatını ortaya atmıştır ve dirilişin devrimden farklı olduğunu, modern bir takım çabaların tamamıyla dışında olduğunu bizlere anlatmıştır. Diriliş bir yeni oluş değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Diriliş yeniden oluştur. Bu yeniden tabiri de bizim mefkure dünyamızın kilit isimlerinden birisidir. Yeni bir oluş demek yoktu, geldik, getirdik, ortaya koyuyoruz demektir. Yeniden kavramıyla, yeniden oluş kavramıyla söylemeye çalıştığımız şey ise zaten bir zamanlar vardı. Büyük bir medeniyetin ev sahipliğini yapmış olan bir coğrafyayız. O coğrafyanın kilit taşı olan Türkiye'dir. Burada bu coğrafyada son iki asırdır eski tabiriyle İslam medeniyeti hatta üç asırdır inkıraza uğramış olabilir. Yavuz Hoca'nın en başta söylediği önemli bir tespit vardı. Düşünceyi yeniden üretemediği için bir takım hususlarda geri kalmış olabilir. Ama en acısı yenilgi psikolojisidir. Biz gavurun karşısında yenildik anlayışı ise bizim düşünce dünyamızın köklerine kezzap dökmektir. Onun için biz dirilişi bir yeni oluş değil, yeniden oluş gibi görüyoruz. Nasıl kış mevsiminden sonra ağaçların yaprakları dökülür, dalları kurur ama bahar geldiği zaman yeniden yeşerir ve çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. İşte bu anlamda devrimle dirilişin arasındaki fark, devrim kuruyan ağacın köküne balta vurup yıkmak, diriliş ise bir yeniden oluş zeminini hazırlamak için o ağacı etrafını çapalamak, ona kış mevsiminde bakımını yapmak ve bahar mevsiminde yeniden dallarının açmasını bir şekilde şahit olmaktır. Dolayısıyla bizim işimiz yeniden oluştur, köklerimizden yeniden yükseliştir ve gerçekten kendi coğrafyamızda, kendi düşüncemiz etrafında bu ülkede kendi fidanlarımızın, ağaçlarımızın, büyük ağaçlarımızın yeniden canlanışına su taşımaktır, onu gübrelemektir, ona bakmaktır. İşte TÜBVA bu çalışmayı yapıyor. Bizler her alanda, siyaset alanında bu çalışmayı yapıyoruz. Eğer siz medeniyetimizin köklerini yeniden ortaya çıkarabilecek, güçlendirebilecek bu çalışmaları yaparsanız Allah'ın izniyle gelecek Türkiye'nin elinde olacaktır. En çok karşı çıkmamız gereken şeyin yenilgi psikolojisi olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Ne yazık ki zaman zaman bizim camiamızda ya da bize yakın camialarda da ortaya çıkan önemli hastalıklardan birisidir. Bir insan, hele hele okumuş yazmış birisi, hele hele bir eşref-i mahlukat olma sürecinde arayış içerisinde olan birisi, yenilgi psikolojisi içerisine giriyorsa yapacak hiçbir şey yoktur. Geçsin bir köşede otursun ağlasın. Dolayısıyla biz yeniden dirilişin, yeniden güçlenişin, yeniden kendi köklerimiz içerisinde yeniden oluşun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Ve bu yenilgi psikolojisine karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye çok zor zamanlardan geçti. Üstad Necip Fazıl'ın tabiriyle söyleyeyim, Allah demenin bile yasak olduğu dönemler geride kaldı. Ayasofya meselesiyle ilgili çocukluğumuzdan, gençliğimizden itibaren nice güzel temenniler, rüyalar, hülyalar içerisinde olduk, nice zorluklardan geçtik. Bu memlekette milletin kendi kökleriyle buluşmasını önlemek için ne lazımsa onlar yapıldı. Türkiye'yi
modernleştirmek adına mutlak manada batıcı hale getirmek için her türlü imkan seferber edildi. Halkın üzerinde özellikle eğitim ve kültür alanında yapılan bir takım faaliyetlerle maalesef insanların üzerindeki bu yenilgi psikolojisinde zemini hazırlandı. Ama ben şahsen şuna inanıyorum. Bu zor dönemlerden Türkiye geçerek bugünlere geldi. Çok kolay bir noktaya gelmedik. İnşallah önümüzde İslam medeniyetinin, büyük medeniyetimizin üçüncü büyük şahlanışını gerçekleştirecek olan nesil sizlersiniz. Alman tarihçi Brodel'in ifadesiyle ondan mülhem bunu söylüyorum. O şöyle söylüyor. İslam medeniyeti diyor iki büyük çıkış yaptı. Birisi birinci yürüyüşü, büyük yürüyüş diyor. İslam'ın birinci büyük yürüyüşü Hazreti Peygamber Raşid ve Raşid Halifeler devridir. Orada İslam kurumlarıyla topluma sirayet eden düşüncesiyle çok köklü bir şekilde yerleşti ve büyük fetihler yaptı. Dünyanın birçok yerine yayıldı. Bu büyük bir başarıydı. Ama maalesef hemen arkasından gelen bir takım yanlışlıklar, bir takım içten içe çürümeler, bir takım o esas ana çizgiden sapmalar sonucu İslam saltanatların, efendim bir takım despotlukların, bir takım dinden uzaklaşmaların içerisinde maalesef çok ciddi bir savrulma süreci yaşadı. Bundan sonra ikinci büyük yürüyüş ise Fergana Vadisi'nde başlayan, yani bizim köklerimizi oluşturan, Anadolu irfanının köklerini oluşturan o ikinci büyük yürüyüştür. Tabir caizse orada İslam'ın züht hareketi diyebileceğimiz hareket bir mayalanma dönemi geçirdi ve o mayalanma döneminden sonra içe doğru yolculuk, yeniden kökleriyle buluşma, yeniden kamil insan olabilmek için olgunlaşma sürecini geçiren İslam medeniyeti oradan Anadolu'ya, Mezopotamya'ya ve Anadolu'ya, oradan da Avrupa'nın içlerine kadar gitti. Büyük Selçukluların ve Osmanlıların bu ikinci büyük yürüyüşte kuşkusuz çok büyük rolleri vardır. Bunu sadece maddi başarı olarak söylemiyorum. Bu aynı zamanda fikir, düşünce, sanat, kültür, edebiyat ve diğer alanlardaki üstün başarının bir sonucudur. Zaten bize hem insanlık tarihi hem de bizim büyük medeniyetimizin tarihi gösteriyor ki kendi köklerinden uzak, medeniyetten, kültürden uzak bir şekilde hiçbir maddi başarının sağlanılabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla iki taraflı bir şekilde maddi ve başarıların olabilmesi için bizim kendi fikri ve manevi tarafımızın da çok kuvvetli olması lazım. Ondan sonra Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte, bunu sadece Osmanlı'nın fiziken dağılışı olarak görmemek lazım. Son 2-3 asırda düşünce üretememek, fikir üretememek, iç sistemimizdeki çelişkilerin giderek çözülemez hale gelmesi sonucu ikinci büyük koşunun sonuna geldik. İkinci büyük koşunun sonunda ise maalesef bir tesbihin imamesinin çekip alınması gibi o asırlar içerisinde oluşturduğumuz o büyük medeniyetin unsurları darmadağınık hale geldi. Hepsi bir tarafa yayıldı. Bunun üstüne bir de bu yenilgi psikolojisi, sadece şunu söyleyeyim, son 20 yıl yani 1900'ün başındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun fiziki toprakları, bugünkü Mısır'ın bir kısmı, Libya'nın tamamı, Yemen'in önemli bir kısmı, Hicaz'ın tamamı, Balkanların tamamı yaklaşık 3,5 milyon kilometre kare. Sadece 20 yılda 780 bin kilometre kareye inmiş oldu. Demin söylediğim gibi bu sadece maddi olarak başarısızlıklarımızın sonucu değil, aynı zamanda düşünce, maneviyat, kültür ve diğer alanlardaki başarısızlığımızın da sonucudur. Dağıldık ama çok şükür bu dağılmayı hiçbir zaman yenilgi psikolojisi haline getirmeyen Şeyh Benderzade gibi, Eşref Edip gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, Cemil Meriç gibi, Kemal Tahir gibi birçokları bu mücadeleyi bugün bu noktaya kadar getirdi. Vallahi çok şükür bugün yeniden dirilişin bütün eserlerini görüyoruz. Sözlerimi uzattığımın farkındayım ama böyle bulmuşken bir sohbet ortamında. Bakma Sayın Bakanım, çok keyif alıyoruz. Allah razı olsun. Yani aktarımlarınız çok keyifli. Eyvallah. Eyvallah. Geldiğimiz noktada tam da üçüncü büyük yürüyüşün başındayız. Bunu ne size ne kendime moral vermek için söylemiyorum. Dünyanın
İbn Haldun'un tabiriyle vatikele yamun udaviluha beynen nas ayetini yorumluyor ya, tarih böyle nesiller, milletler, medeniyetler arasında gelir geçer. Şimdi biz icabını yerine getirirsek yeniden yükselişimiz dönemidir. Siz bunu inşallah çok daha ilerisini göreceksiniz. Ben sadece 4 tane görünür dedim ya, düşünce fikir dünyasında güçlü olursanız bunun maddi sonuçları da ortaya çıkıyor. Ben 4 tane somut örnek, birçok örnek var ama onu da söyleyip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Niye 3. büyük çıkıştayız onu ifade etmek için söylüyorum. Şimdi demokrasi Yassıada eski adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Orada bendeniz 3 tane programa katıldım. Her birisinde de çok büyük keyif aldık. Sizler de bütün TÜGVA'lı kardeşlerimizi mutlaka orayı götürmek, gezdirmek. Hem o 27 Mayıs'ın zulmünü bir kere daha hatırlatmak ve hem de Türkiye'nin geldiği noktayı hatırlamak bakımından önemlidir. Tabii siz hatırlamazsınız, bunun bir de öncesi var. Yavuz Hocam hatırlayacaktır. Bizim gençliğimizde 27 Mayıs resmi tatildi. Darbeciler ve Batı'nın kulu kölesi olan o adamlar ve sonrasındaki onların devamı olanlar sadece 27 Mayıs darbesini yapmakla kalmadılar. 27 Mayıs'ı 10 yıllar boyunca bu millete bir bayram olarak dayattılar. Yani halkın seçtiği, ezanı aslına döndürdüğü için büyük suçlu olan, milleti kökleriyle buluşturduğu için onlar açısından büyük bir suç işlemiş olan merhum Menderes'in idam edildiği o meşum tarihi, o darbe tarihini bu millete bir resmi bayram olarak kutlattılar. Sevgili gençler, siz bunu yaşamadınız. Allah'a çok şükür bugün hem 27 Mayıs artık bir şey değildir, resmi gün değildir. Onun tam tersine darbeye karşı çıkan 15 Temmuz bir resmi anma ve hatırlama günü haline getirilmiştir. Bu köklerimiz üzerinde ne kadar yükseldiğimizin, ne kadar güçlendiğimizin, 3. büyük yürüyüşümüzün ne kadar güçlü bir şekilde başladığının göstergesidir. Aynı şekilde salonlarında ülkeyi yöneten seçilmiş yöneticilerin yargılandığı, mahpushanesinde orada zindanı falan da gördük. Fatih Rüştü Zorlu'nun torunu anlatmıştı o törenden sonra. Allah rahmet eylesin. Bizanslardan kalma denizin içerisinde böyle bir zindan varmış. Dalgalar vurur ve beline kadar su neredeyse orada olurmuş. Fatih Rüştü Zorlu'yu da bir gün orada o zindanda tutuyorlar. Soğukta, sandalyede oturtturuyorlar. Orada bir gün kalanın bir daha ifra etmesi mümkün değilmiş. Bu ülkenin seçilmiş insanlarına bu zulümlerin yapıldığı o Yassıada şimdi artık bir demokrasi ve özgürlükler adası haline geldi. Bir, bu Allah'ın bir lütfudur. Bu milletin büyük çabasının, gayretinin sonucudur. Sezai Karakoçların, Necip Fazıl'ların ve benzerlerinin o en zor zamanlarda büyük hayallerinin gerçekleşmesidir, tahayyüllerinin gerçekleşmesinin bir adımıdır. Birincisi bunu ifade etmek istiyorum. İkincisi Ayasofya. Ayasofya'nın açılması. Ben rahmetli Necip Fazıl'dan Milli Türk Talebe Birliği'nde Ayasofya'nın açılacağına ilişkin o konuşmalarını dinlemiş, çocukluğunda, gençliğinde dinlemiş birisi olarak söylüyorum. O anlatıyor, bizler de dinliyorduk ama her birimizin içerisinde acaba mı diye de bir şey vardı. Ne zaman olabilir, nasıl olabilir? Allah'a çok şükür bu sene 25 Temmuz'da Ayasofya'yı hep beraber açtık ve uzun yıllar süren o uzaklaşma, o uzaklaşma sadece oranın bir ibadethane olmasından uzaklaşma değil, Türkiye'nin köklerinden uzaklaşmasının, uzaklaştırılmasının bir sembolüdür. O sembolü çok şükür yeniden milletin iradesiyle geri çevirmiş olduk. Başından itibaren o süreçte ne büyük bir emeği olduğunu bildiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza burada gıyabında bir kere daha teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyorum. Böyle hakikaten ilmek ilmek o süreci dokuyarak sonuç alınmasını sağlamıştır. Burada şunu da ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, ezanın 18 sene ezan Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yoktur, tapacak diye okutuldu bu memlekette. Ezanın rahmetli Menderes tarafından aslına çevrilmesi, bu milletin kendi tarihiyle, kendi kökleriyle buluşmasıdır. Bu anlamda sembolik bir önemi vardır. Ayasofya'nın da
müze halinden cami haline çevrilmesi ise bu milletin kendi inançlarıyla, kendi itikadıyla, kendi diniyle yeniden buluşmasıdır. Dolayısıyla bu iki konunun sembolik önemleri olduğunu ifade etmek isterim. Bu da ikinci, Ayasofya'nın açılması da ikinci yürüyüşümüzün güçlü bir şekilde başladığının göstergelerinden birisidir. Yine bir başka görüntü, o fotoğrafı da hiç unutmayalım, zihnimizin bir tarafında dursun. Oruç Reis gemisi Akdeniz'de arama faaliyetlerine başladığı zaman etrafında bizim fırkateynlerimiz, savaş gemilerimiz ve üstünden geçen uçaklarımız ve helikopterlerimiz. Bu da Türkiye'nin kendi güçleri ayakları üzerinde yükseldiğini, kendi hakkını her platformda koruyabilecek noktaya geldiğini gösteren, kendi milli teknolojisiyle, yerli teknolojisiyle de cümle aleme karşı hem kendi hakkının hem de dostlarının hakkını koruyabilecek noktaya geldiğini gösteren önemli bir fotoğraftır. Allah gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Bu üçüncü fotoğrafı da hiçbir şekilde unutmayalım. Bu da kendimizi her alanda savunabilmek noktasında geldiğimiz noktayı gösteriyor. Dördüncüsü ise Fatih sondaj gemisi vasıtasıyla geçen de bugün de Cumhurbaşkanımız yine Karadeniz'de ikinci gemiye bizzat kendisi gidecek. İkinci tören yapılacak. Orada ilk yaptığımız töreni hatırlayın. Bugünkü törenden de fotoğraflar ortaya çıkacak. Onları da zihnimizin bir tarafında tutalım. Bu da Türkiye acaba el alem ne der meselesini bir kenara bıraktığında, yani kendisine güvenmeye başladığında, yani yenilgi psikolojisinden kurtulmaya başladığında ne kadar önemli adımlar atabileceğinin göstergesidir. Ekonomik olarak güçlü olacak bir Türkiye'yi oluşturabilmek, bunun için hareket edebilmek için önemli bir adımdır. İnşallah şu anda bilinen ya da görülen rezervlerden çok daha güçlüsünü oralardan hem de Doğu Akdeniz'den de çıkartacağız ve böylece Türkiye maddi olarak da ekonomik olarak da daha güçlü bir hale gelecektir. Velhasıl hangi alanda alırsanız alın kendimize güvenmeye başladıkça köklerimizle, tarihimizle, medeniyetimizle, geçmişimizle, atalarımızla barışmaya başladıkça gelecek yürüyüşümüz de çok daha hızlı bir şekilde güçleniyor. Türkiye'yi yarınlara taşımak vazifesi, sorumluluğu üzerinde olan Türk balı arkadaşlarımızın, gençlerimizin önündeki yolun açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz bu anlamda bu büyük medeniyetin hem geçmişini bugünkü gençlere anlatacağız, hem yarınlara ümitle bakacağımız çalışmaların içerisinde olacağız ve bileceğiz ki her ağaç kendi gövdesi üstünde yükselir. Hiçbir ağacın bir başka ağacın gövdesi üstünde yükseldiği görülmemiştir. Biz kendi ağacımızın üzerinde, kendi gövdemizin üzerinde, kendi medeniyetimizin üzerinde Allah'ın izniyle çok daha güçlü bir Türkiye'yi kuracağız. Yarınlara güçlü bir şekilde Türkiye'yi taşıyacağız. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Bu anlamda Allah yolumuzu açık etsin. Allah ufkumuzu aydınlık etsin. Dostluğumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi artırsın. Sizin gibi değerli dava ehli gençlerimizin sayısını artırsın. Aranızdan nice Necip Fazıl'ların, nice Sezai Karakoç'ların yetişmesini bu Allah, Cenab-ı Allah bu ülkede nasip etsin diyorum. TÜGVA'da çalışmalara öncülük eden arkadaşlarımı selamlıyorum. Sizlere takdirle hareketlerinizi, icraatlarınızı takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Allah bildiğiniz güzelliklerle amel etmeyi nasip etsin. Bilmediklerinizi sizlere öğretsin. Sözünüz kuvvetli olsun, adımlarınız sağlam olsun, bileğiniz kuvvetli olsun, ufkunuz aydınlık olsun. Allah içinize, yüreğinize hiçbir sıkıntı vermesin diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.